Telefonlar var. Hemen başlayalım telefonumuzdan. Selamun aleyküm. Hayırlı sahurlar, hayırlı geceler efendim. Seniha aleyküm. Hanım Kastamonu'dan. Buyurun. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sahurlar. Sağ olun efendim. Hocam pandemi öncesi annemle babam hac için yazılmışlardı. Evet. Ve hak kazandılar. Ama pandemi olduğu için iptal oldu, sizin de bilginiz vardır. Tamam. Bu süreçte babam rahmetli oldu kendisi. Allah rahmet etsin. Allah razı olsun ve gidemedi. Netice olarak annemin hakkı devam ediyordu. Bu süreçte de annem bir rahatsızlık geçirdi babamdan sonra. Sağlık nedeniyle şu an yine gidemiyor. Fakat eşim annem yerine vekaleten bu yıl hacca gidecek. Kısmet evet. olursa inşallah. Evet. Bu süreçte hani eşimin bu hacdan yani vekaleten yapacak, neler yapması lazım, fazileti nedir? Anladım. Ve bu süreçte annemin dikkat etmesi gereken hususlar var mıdır? Halk arasında söylenen bir şey var, husus var. Hacdan dönene kadar evden dışarı çıkmaması gerektiği söyleniyor. Bu doğru mudur? Peki. Bir de hocam, babam rahmetli olduğu için ölenin yerine hac vazifesi yapılıyor mu vekaleten? Vasiyet yok aslında ama yapılabilir miydi? Çok güzel. Şimdi babanıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanını olsun. Cennet eylesin. Amin. Sizlere sabır versin. Annenizin yerine yaşıyor, doğru. Vekaletten evet. Eşiniz gidecek, öyle anlaşıldı. Evet hocam. Ondan bedelini alacak. Yani parasını veriyor damadına diyelim. Damadı vekaletini alacak ve niyetini de annenizin adına yapacak. Niyet ettim Allah rızası için. Diyelim ki Ayşe Hanım. Ayşe Hanım'a vekaleten hac yapmaya. Niyet ettim Allah rızası için Ayşe Hanım'a vekaleten umre yapmaya. Ve bu dönünceye kadar bütün masraflarını anneniz karşılayacak. Onun parasını vermiş olacak. Bu birincisi. Aynen kendisi hac yapmış gibi vekaleten hac yapılır. O da sevabını alır. Eşiniz de oradaki vazifeleri güzel yapmaktan dolayı o da sevap kazanmış olur. Babanız adına vekaleten, ölünün adına vekaleten gidilir mi? Para bırakmış, benden sonra benim adıma hac yapın demişse gitmek zaten vacip olur. Para bırakmamışsa, vasiyet etmiş ama para bırakmamışsa, vasiyet bile etse o zaman gitmek vacip olmaz. Ancak giderse gittiği zaman o kişi adına yapılmış olur. Peygamber Efendimiz'e bir hanımefendi geldi. Dedi ki, ya Resulallah babam öldü. Onun adına hac yapabilir miyim? Allah Resulü dedi ki, babanın borcu olsaydı, öldükten sonra ödeseydin, ödenmiş olur muydu? Olurdu. Hac da olurdu buyurdu. Demek ki ölünün arkasından yapılan hac da ona sevabı gider, yazılır inşallah. Başka soru var mıydı? Hocam bu süreçte vekaleten annemin yerine eşim gittiği için annenin anne anladım. Annenin evden çıkmama gibi öyle bir şart yok. Normal hayatına devam eder. Onun kim nereden çıkardı, nasıl söyledi, kitaplarda yeri yok. Bu kadar söyleyeyim. Evet. Çok sağ olun hocam. Allah kabul etsin. Cenab-ı Hak gidemeyenlere nasip eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Evet. Hayırlı geceler. Sağ olun. Kastamonu'ya selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.